Ülkemizde genelinde olduğu gibi şehrimizde de kadına yönelik şiddet ve bunun içerisinde çocuklara yönelik olarak şiddetler de sürekli olarak artmaktadır. Mesela kesin olmamakla birlikte 2013 yılında yaklaşık olarak 120 tane aile içi şiddet olayı yaşanmış. 27 kadına koruma kararı verilmiş. Yine 2014 yılının ilk 5 ayında da 55 aile içi şiddet gerçekleşmiş. Bunlardan da mahkemeye başvuranların 11 tane kadına koruma kararı verilmiştir. Tabii bu şiddetin çeşitli sebepleri var. Bunların içerisinde ve özellikle yöremizde de en fazla görülen ekonomik sebepler ve görücü usulüyle evlenmeler. Bunların yanında şahısların eğitimsiz oluşu, kuşkucu ve bunun yanında diğer insanlara güven duymayan psikolojik sebeplerle de kaynaklanmaktadır. Bunların önüne nasıl geçilebilir? Bunların önüne nasıl geçilebilir? Her şeyden evvel her şeyde olduğu gibi eğitimle geçilebilir. Bu yaşanan şiddet olaylarını hiçbir şekilde maruz ve makul görmemek lazım. Yine televizyonun ve internetin ve aynı zamanda bilgisayarımızın içerisinde şiddet yönelikli programlar mutlaka etkin bir şekilde denetlenmelidir. Eğer bunlar yapılmazsa şiddet her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında şiddet olayı tarihsel bir gerçek. Tarihten beri gelen, güçsüze karşı yapılan bir olay. Bunun amaçlarından biri de güç kullanarak hakimiyet sağlayabilmektir. Bu şiddete maruz kalan aile bireyleri ya da kadın, eş ve diğer çocuklar ne yapabilirler? Bunlar 4320 sayılı ailenin korunması hakkındaki kanun uyarınca aile mahkemesine başvurarak konutlardan uzaklaştırılması ya da çocukların okuluna gidip çocukların oradan alınmasını engellemek. Eğer şiddet uyguluyorsa ve bunu da alkol ya da uyuşturucu gibi maddelerin tesiri altında yapıyorsa, bunları kullananların da kesinlikle konuta ya da çevresine yaklaştırılmaması önem arz etmektedir. Bunu da tabii etkin bir şekilde yapmak lazım. Ancak yasamız bunu 6 ay süreyle kısıtlamıştır. Tabii tekrar mahkemeye başvuru olması halinde mahkeme 6 ay daha uzatabilmektedir. Mahkeme, aile mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına karar verir vermez bildirir. Koruma altına alındığı, kadın ya da çocuğun koruma altına alındığını Cumhuriyet Savcılığına kendiliğinden bildirir. Cumhuriyet Savcılığı da durumu kolluğa bildirerek kolluktan bunun denetiminin sağlanmasını sağlar. Mahkeme kararına riayet etmeyen eş herhangi bir şikayete kalmaksızın kolluk tarafından Cumhuriyet Savcılığına bildirildiği an sulh ceza mahkemesine dava açılarak hapis cezası çıkartılma yolu vardır.